spagetti gönderiyor. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدرا معترا سيحا عاما ضمغا امين اللهم اسقنا الغيث فلا تجعلنا من القانطين امين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلق من اللأباء والضنك ما لا نشكوه الا اليك امين اللهم انبت لنا الزرع واهدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء واثبت لنا من بركات الارض امين اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا آمين السماء علينا مدرارا آمين أي bizleri yoktan vardan varlığından haberdar olan yüce Rabbimiz. Ellerimizi açtık, koynumuzu büktük, huzuruna geldik. Bizleri kabul eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe alemin. Bizler senden rahmetini, bereketini, lütfunu, inayetini, keremini istiyoruz. Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe alemin. Hata ve günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Sen bizim tövbelerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe alemin. Topraklarımızı rahmetine kark eyle. Amin. Bizde bol ve bereketli yağmurla nasip eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe alemin. Esirgeme bizden nimetini. Gönder gökten rahmetini. Lütfet bize inayetini ya Rabbi. Amin. La ilahe alemin. Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını, imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesileyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurla nasip eyle. Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurla nasip eyle. Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurla nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin sen bizleri bütün afet ve zararlardan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Burada yapılan duaları Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan dualarla birlikte fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasen ayetin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin. Bizleri de duası kabul olunan kullarının zümresine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli. Rabbim şimdiden kabul edesin inşallah. Amin. Hocam bir de... Tamam abi. Ey çok Fatih. Tamam abi gel yandı. Gel sen geç bakalım. Sen geç bakalım. Sen oradan bakma. Hadi geçin. Geçin gel. Güle güle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kusura bakma. Bu sabah böyle hızlı oldu. Geliyorum, geliyorum. Bu sabah yağmur duasını gidiyoruz. Her sene olduğu gibi. Zekem mi hoş geldin? Var bey, var bey. Yağmur yağdı ama tabii ki şükürü unutmayacaksın arkadaşlar. Hıdır Ellez bu. Çocukla beni bekleyelim. Ne ettiniz? Hasan da burada. Yağmur duasına gidiyor. Hadi hadi. Ne zaman? Tamam geliyorsun. Araba yukarıda. Onunla bir şey edeyim. Bak, tamam anne. Bırakma, tamam tamam. Hoş geldiniz. Çocuklar. Hemen geliyorum ben tamam mı? Hadi biz arabayı alıp geliyorum. Yukarıda araba. Arabayı ben alıp da geleyim mi? Nerede hadi. Yukarıda araba nerede? Şurada hemen geliyor hadi. Araba suyun ne yana oğlanım. Bak midesini ne vuruyor. Şöyle bisküvitlerini yine yal Hasan. Koy yere koy yere. Tamam. Aman tamam. Hasan sakın mı? Sakın ha oğlanı bak. Misafirimiz de var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Berat'ın arkadaşı. Neden mi? Dur sakin olun. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Efe'nin çalışmıyor ki. Oğlum sen. Efe'nin tili kop. Sırf babası ya. Efe'nin çek araba yalnız. Millet gitti la biz kaldık. Uzak hangi köye gidiyoruz biz? Biz Karatepe'ye gidiyoruz Berat. Kaç kilometre? Çocukluğumuzda da giderdik biz oraya. O köye niye gidiyoruz? Ne ayrıcalığı var? Orada öyle? Türbe var. Allah Allah. Tabii. Şimdiki çocukla türbeyi bile bilmiyor mesela bak. Ha bilmiyor aynen. Ah Berat ah. Nerede olduğunu rahmetli Yumurcaklı'da var ki en önde giderdi. Yağmur duasını. Haydi bakalım sardık dağlara doğru. Hasan, Hasan dedin davarlarına giderdi oğlum.
geldi arkadaşlar. Her taraf yemyeşil oldu. Tabii ki birçok yerde bugün Hıdrellez şenlikleri var. Şükür yani bu. Bu dua şu anda gidilen şükür duası, yağmur duası. Tabii bazı seneler oldu ki yağmur yağmadı, ekinler böyle boyları kısa kaldı. Hep o dağlara, dualara yine çıktık. Lan kimse kalmamış bunlarda Berat. Hasan? He? Herkes ne gitmiş. Abi. Burası dağ yolu Berat. Ne biçim plaj burası? Ya. Abi yanmıyor da aşağı uçmasın. Balığa gitmişti. Akasyalara basar neyle açmış. Ben buraya hiç gelmedim. Gelmedin mi hiç? Hele. Ben de gelmedim. Sen daha geliyorsun. Sen daha küçüksün Hasan. Şimdi geldik. Değil mi? Yani. Yazın hayvanlarına geliyoruz buraları. Nerede? Çit mi? Uzak mı? Yok çok uzak değil ya. 2-3 kilometre. Şimdi kapı alacağım arkadaşlar. Ben arabalara yetişeyim bir. Amin. Allahümme inne bil biladi ve le ibadi minel le'bâi vel zanki mâ lâ neşkuhu illâ ileyk. Amin. Allahümme enbit lene zer'a ve edir lene zar'a ve eskina min berekâti semâi ve esbit lene min berekâti l-arz. Amin. Allahümme inna nestağfirüke inneke kunte gaffâra ve ersile semâi aleyna midrâra. Amin. Ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce Rabbimiz. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzuruna geldik, bizlere kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin, bizler senden rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, ilahiyetini seni bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurlar nasip eyle. Amin. Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurlar nasip eyle. Amin. Allah'ım sen bizlere bereketli yağmurlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Burada yapılan duaları Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan dualarla birlikte fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayetinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Bizleri de duası kabul olunan kullarının zümresine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Amin. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Rabbim kabul eylesin. Amin. Haydi bismillah. Bu şekilde dua ederek gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hadi, çocuklar. Hadi çocuk sınıftakiler elman sen. Ses sorun. Geldim. Şimdi nereye gidiyorsun? İler mi? He? İler mi gidiyorsun? Hadi bakalım. Buradan nereye gidiyorsun ya? Buradan şeye gidiyoruz işte. Buraya iniyor mu? Çit'e gideceğiz. Çit'te ne ya yapacaksın? Ya buralarda ben hayvan tutuyordum işte yazın. Bilmiyor çit'te musun? Çit'te ne yapacaksın çit'te? İşte türbeye gidiyoruz. Buradan iniyor. Türbeye gidiyoruz oğlum yukarıda. Dur tamam. Hasan yandın mı lan? Ne yaptın? Allah Allah. Görüyor musun meşeleri bak. Neyle açmış. Yorgan gibi. Ya. Keçi de valor olsun şimdi bunu neyle yiyirler.
Yarım saatte doyar. Hadi bakalım. Baş 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 baş. Babanın İsmail olsa bunu yere sürdüm yine. Şahin canlı. Değil mi? Tepre gitmiyor. Ya tepre ağır ara. Bol bol. Bu kibar o. Bu kibar değil. İşte bu şekilde konvoy halinde şimdi bütün komşu köyler birleşip arkadaşlar. Baban gibi alışmışsın herhalde son gaz. Son gaz kadar değil. Bak şurada keskin viraj var. Tam buralara gelin. Burada niye durduk emmi? Orada dua et. Orada türbe var. Geride eskerisin işte. Dua etti hoca orada. Dua ederek gidiyoruz işte. Şimdi yemek mi? Oradan işte türbeye uğrayacağız. Tabii ki. Araba çıkamadı. İkiye düşecek herhalde. Kaldı. Hadi Şahin ne diyorsun oğlum? Kaldı. He? Atlar. Var be Şahin çektim iki. Hasan. Buraya mı? Neyle yetişti bak. Neyle gidiyorum? Araba dolu öndeki. Bizde yük az. Önceki senin yalan konuşmayayım. Hacı anne, anam doluyduk. Çok sıcağıdı o zaman da. Hiç değildik arabada. Allah'a şükür bak ne güzel bir hava bugün. Serin. Böyle. Ama yandık, yandık. Nerede yandın lan? Şimdi mi yandın? Sen de yandın. Aşağı mı? Yok. Yukarısı nereye gidiyor? Orada telefon vericileri var. Görüyor musun Şahin'i? Canavar diyor ha Berat. Rally yapar gibi aynı. Uuu da Şahin. Onun neyi? Benzin var bu da. Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın Fatih? Benzinim çek diyorsun ya. Bak Hasan seyrederek gidiyor dağları. Hasan. Biz mantara geldik buraya. Bulamadık o zaman. Sonbahar. Kanlıca zamanı mıydı ya? Bu güneş açınca artık mantar çıkar bundan sonra. Geldik işte bak komşu köye geldik çıktı. Çit bizim köyden büyük mü? Değildi ya parça parça. İki parça orası. Neyse. Ay ya. Turboyu mu? Turboyu kapatıp baba gibi gidiyor yani. Değil mi? Yeter. Geçemiyoruz Hasan. Burayı yarış yeri değil oğlum. Baş aşağı baş. Aşağı uçarsın. Yani. Uçmayız emmi diye. Ulan Hasan. Motosikleti yavaş kullansanız da hacı kadar. Gitmiyor ki zaten. Ne gidecek daha? Geçen akşam aklım çıktı üstüne bindim. Gel ukuluyor lan. Evet. 50 geçmiş. Ama burada bozulmuş görüyor musun yolla? Daha depoya çıkacağız. Buradan ağır dolanıyoruz. Aa uzak. Depoya gittik adam. Evet. Aman ki ya. Bekle. Yavaş. Yavaş. Hasan'ı görüyor musun?
komşu köy Berat. Burada tanıdığın var mı senin? Tabii canım, olmaz mı? Kim? Hasan dedenin bir sürü arkadaşı var burada. Gibiyken de var biliyor musun? Tabii gidiyordum.
Siz şimdi benim davar güttüğüm yerlerde korkudan donumuzu işersiniz. Tek başınıza. Anne. Tabii biz ebedi bilmez böyle korku koyu. Geldik geldik. Niye durdun abi? Bilmiyorum ki. Bakıya bassa. Düştü düştü. Peki 130'a çıkıyor mu? Yok lan 130'a çıksa herhalde. Yanar lan araba. Kornuyor basit. Yok oğlum ilerisi ha, yok. Ha kornuyor bas. Adam bana güzel. Kornuyor bas diyor ya. Aman fren yok gelmeyin sakın ha. Arkamdakiler. Pati çekiyor la. Neyse ileride başlarız yine. Gelin şu aradan çıkalım istersen kestirmeden. Buralı dolu. Var ne çocuklar? İlerisi yok kayrık. Hadi. Hadi çocuklar. Kestirmeden çıkalım. Kızılcıran burası. Aradepe. Yağmur duası. Hala arabaların balataları ne kadar kokmuş ya. Bayağı lastim abi. Abi. Onca yokuş geldik. Aferin lan sen. Aferin. Selamun aleyküm hocam. Selam. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Kefil ben oldum kurbanlı. Hayır. Ya ben atı yıbar atmıyor. Ya gelin gelin. Şuradan geçelim. Berat, Hasan'ı bırakma oğlum. Sen filmi izletmem mi? Hangi filmi? Evde tek başına. İzlemem mi la? Aynı bizim Hasan. Ha sarı kız. Var var. Evet arkadaşlar şimdi komşu köylerimizden de geliyor hocam geliyor. Misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz abi. Hoş geldiniz. Erdoğan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bütün komşu köyler herkes burada. Ver ben dayı. Amin. Hayırlı hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu organizasyonda emeği geçen noktalarımıza, cemaatimize, yemeği hazırlayan... Afiyet olsun. Yaşamasını bilen adam. Dua edin, gel bak bize şunu vereceğiz. Bizleri getirdik, yağmur duasını. Yağmur duasını yapın hocam. Yağmur duasını yapın hocam. Abi. Yemeğini alan geçiyor bir tarafa. Hoş bulduk Mustafa abi. Hoş bulduk. Aydın hocam. Merhaba nasılsın? Hoş geldiniz abi. Ah hocam benim. Hocam Karacaköy'de ya. Karatepe'deyiz. Çit köyü ile beraber Karagülle köyünün organize etmiş olduğu, muhtarlarımızın organize etmiş olduğu yağmur duasındayız. Yağmurumuz elhamdülillah yağdı. Artık şükür duasına çıktık. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu organizasyonun geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah kabul edesin. Amin. Teşekkürlerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ olun sonra. Hocam sağ olun. Hadi abi. Parkan gördün mü? Vallahi benim arkamdaydı arabayla. Rüzgar çıkacak. Ne yapıyorsun abi? İyi Allah'a şükür. Aynı mı oldu? Hı hı. Aynen. İyi değil mi? İyi iyi. İyi iyi. Tamam. Sağ ol abi. Evet bu şekilde arkadaşlar yemekler veriliyor.
Bizimkile ayran içiyeli. Siz ayran mı içiyorsunuz lan? Neydi? Hele hele hareketlere bassa. Nerede Mustafa abi? İki Mustafa yan yana. Evet, 10. Mustafa. Geri getirin. Geri getirin. Bu yay, ya. Şöyle bu tarafa git. Başı nereden aldın? Neyi? Şu bir yerde var abi. En ileride abi, önde. Otoparktan ver. İyi hocam, sağ ol. Afiyet olsun, izledim mi? Hocalarımız yan yana. Var mı? Kolay gelsin hocam. Çek abi şunu çek. Adamın biri. Evet. Nasıl bizim Erkan Efendi iyi mi? İyi Allah'a şükür. İyileşti mi? İyi Allah'a şükür hocam. İyi çocuğu sağ olun. İyileşti. Sağ olun. Aleyküm selam. İnşallah camiye dön şimdi. Ziyarete geleceğiz inşallah. İnşallah hocam. Biraz daha şey yesin, ayaklansın. Ha. Ha, şu an ziyaret kabul etmiyoruz değil mi? Evet evet hocam. O zaman tamam. Aynen. Bir ay falan geçsin şöyle. Sakin ol da. O yüzden. Ha şeyden. Kolay gelsin abi. Tamam. Kaşık aldın mı baba? Yok, kaşık ya. Almamışsın herhalde. Kaşık mı aldın? Enişte, adamı niye kaşık almadın? Ya bu her yere eltecek ya. Krankoy kabilesi geldi. Kaşık mı aldın? Baba, dur. Kaşık al. Al baba, gel gel. Gel al gel. Tamam. Kaşık çatalı onu diyorlar arkadaşlar. Baktım demin de. Afiyet olsun. Aynen aynen. Fatih, çektin mi? Hadi gel buraya. Evet, hemen hemen de azaldı herhalde yemek için. Azalmış adam. Gel. 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 Bak. Burada küçüktü maşallah. Pilav dağıtıyor. Aferin sana. Kadir. Erkan da avucunu şeyle seçecek. Geleceğin aşçısı. Öyle mi? Tabii. Küçük aşçı diyorsun ha? Kadir koşuyor. Deli Kadir. Allah abi. Koşucuları biliyorum ya. Hı. Yabancı değil. Hasan sen de oğlum. Ayran içiyor Hasan. Berat. Hasan'ın ayranını alalım. Hadi biz de geçelim kayrık. Bak. Yine daha mı diyorsun? Yine daha mı diyorsun? Yine daha mı diyorsun? Yine daha mı? Nerede mi? Ayran nerede? Ayran nerede? Duayı geçince görüşürüz arkadaşlar. Ben var mı? Şöyle tutalım. Hasan. Etmeyin. Şey Berat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Selamünaleyküm. Hacım. Emmi. Oğlum. Şemsiye. Tamam Şemsiye arabada yavrum. Arabada Şemsiye hadi. Baya baya. Taşan taşan. Tamam gel. Gel be. Yine görüşürüz arkadaşlar. Çocukken biz de giderdik bak sizin gibiyken.
Hadi yavaş yavaş camiye gayrı. Evet arkadaşlar. Şimdi bayanla da gelecek yemek yemeye. Mevlid başlayacak. Her sene bu ormandan içeri gidiyorduk bayağı bir içeri. Şimdi yollar bayağı bir çamur. Gidilecek gibi değil. Camide yapacaklar. Hoş geldiniz abi. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ölmüşsün devşeye kaldırdın abi. Sağ ol, tamam, sağ ol. Sen onun da olmuşsun. Tamam, yaşa. Adam oydu. Allah dur şurada yatır. Sana baktan sen sana baktın. Ha, abi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hocam, hayırlı olsun maşallah. Sağ olun, maşallah. Çekiyor mu? Evet hocam. Çek maşallah. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk, sağ olun. Erkan Davucu'nun yerini aldı herhalde. Hadi. Bugünlük böyle. Aynı futbolcuyla gibi. Biraz şey geçiriyor ondan sonra devam edecek. Evet şöyle camiye doğru gidelim. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun muhtarım. Hatta hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Şöyle devam edelim. Erkan'ın şunu koyayım ha. Yok. Vekaletendik. Bugünlük biz geldik buraya. Yağmur duaları, düğünler. Onlara Erkan bakıyor arkadaşlar. Biz biliyoruz. Kendi ev yaşantımız ne bileyim işte. Öyle ufak tefek. Bak gelmediler. Berat! Berat! Hadi! Hadi camiye hadi. Hadi camiye. Burada da arkadaşlarımız var. Sohbet ettik. Hadi çocuklar. İleride ormanlık içeri gidiyorduk önceden. Maşallah rahmet. Her taraf çamur. Hadi bakalım çocuklar geçin. Hadi geçin. Namaz kılınca gidiyor. Tabii. Evet namaz namaza kaçıyor. Var mı? Hasan, şey Berat. Berat. Hasan'ın montunu giydir oğlum. Emi gidiyor mu? İçeri gidiyoruz işte. İçeri bayılan. İçeri gidiyoruz. Gel. Selamun aleyküm. Allah kabul etsin selam. Selamun aleyküm. Hoş bulduk abi. Hocam Allah kabul etsin. Sağ ol. Sağ ol. Hoş bulduk sağ ol. Benim Bodrum'da kimi? Neresi? Köy mü Bodrum? Nereye dizmiş bu? Evet. Arkadaşlar yemekler bu şekilde. Hoş geldiniz abi. Kolay gelsin size de. Ayağınız sağlık. Eyvallah sağ olun. Erkan hoş geldin, sabah geldin. Hayırlı hoş bulduk hocam, nasılsın var Erkan hocam? Erkan gitmiş olsun Erkan'a. Sağ olun, sağ olun hocam. Ha, Allah şükür Erkan bizim hocam. Dinlensin hocam. Dinlensin, dinlensin. Aynen hocam. Hasan, abin yanına geç oğlum var mı? Berat, Hasan'ı kaybetme. Hasan, yanından kaybolma. Hayran. Koyla, hoş geldin. Geç hadi, geç. Şuraya, şu taraf. Geç hadi. Bugün cami önündeyiz arkadaşlar.
Hoş geldin abi. Hoş geldin. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Ameliyat oldu. Kalbinden ameliyat oldu. Kalbinden mi? Kalbinden mi? İyi mi şimdi? İyi, çok şükür. İyi. ليضل عن سبيل الله.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Sallu ala Resulina Muhammed. Amin. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Amin. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke la ilme lena illa ma alimtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevabul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uhdeten min lisani yethbahu gami. Ve ufermin bu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Eûn billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَجَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَارُّوا إلى آخر الحديث. صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيمَا قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamdü senada bulunsak, şükretsek azdır. Bir, öğle vakti daha Kabe'nin bir şubesi olan bu camimizde bizleri bir araya getirdi. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, öncelikle birbirinden değerli hocalarımın okumuş olduğu Mevlid-i Şerif'i, kıraat olan Kur'an-ı Kerim'i ve biraz önce verilen ikramı Cenab-ı Hak dergâh hazretinde şimdiden kabullerini en güzeliyle kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizlere ve sevdiklerimize hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Ve ölümümüzü de kolay ve rahat eylesin. Amin. Ölmüşlerimizi de Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 55. ayetinde sevgili Peygamber Efendimiz'in zatında bizlere şöyle sesleniyor. Estağfirullah. وَلَكِرْ فَاِنَّ ذِكِرَاتَ فَعَلْ مُؤْمِنِينَ. Hatırlat, hatırlatma müminlere fayda verir. Biz insan olarak unutan bir varlığız. Bir sonraki 56. ayet, hepimizin çok iyi bildiği bir ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Biz bu dünyaya imtihan için geldik, kulluk için, ibadet için geldik. Cenab-ı Hak kulluğumuzu, ibadetlerimizi en güzel bir şekilde yerine getirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Evet, geleneksel olarak böyle bir mevde katılmak nasip oldu, şükürler olsun. Sizlerle haşır neşir efendim oluyoruz. Böyle birbirinden değerli kardeşlerim, buradan bakınca daha bir farklı gözüküyorsunuz. Hani demişler ya, sen sus gözlerin konuşsun diye. Efendim böyle heyecanlı, böyle güzel bakıyorsunuz maşallah. Cenab-ı Hak yine Mümin Suresinde her şeyi bildiğini söylüyor. يَعْلَمُ خَائِنْتَ الْاَيْنِ وَمَا تُفْيُسُّدُ. Gözlerin haince bakışlarını sorarım ben sana. Bu şekil bile baktığını ve efendim sabırların, göğüslerin, kalplerin, fikirlerin, zikirlerin ne düşündüğünü bildiğini söylüyor. Onun için maşallah her zaman böyle güzel bir şekilde bakışlarınız güzel olsun inşallah, düşüncelerimiz güzel olsun inşallah. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah-u Teala Hazretleri bir kulun ya da kulların işte yaratılış bakımından yakışıklı mıymış, yakışıklı mıymış diye ya da malı zenginmiş, fakirmiş diye buna bakmadığını söylüyor. Niye baktığını söylüyor? Kalplere ve değerli kardeşlerim yaptığımız amellere. Evet. Onun için şu Ara Suresi 88 ve 89. ayetleri de hatırlayalım inşallah. Efendim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْمَالُ وَلَا بَنِمْ. Çok iyi bildiğiniz bir ayeti kelimeler. O gün, evet. O gün malların ve evlatların fayda vermeyeceği bir günde illa ancak men etallâhe bi kalbin selim. Allah'ın huzuruna kalbi selim ile, tertemiz bir kalb ile bir başkası için haset, kin, nefret beslemiyor. Efendim komşumuz bir şey almış, ya nasıl almış, nasıl etmiş geliyor. Ne güzel, hayırlı olsun. Ev almış, efendim traktör almış,
güle güle kullansın diyerek hüsnü zan besliyor. Ya Rabbi, kalplerinizi kalbi selim kalplerden olabilmeyi nasip eyle. Amin. Bir başka kardeşimiz için kin nefret değil, güzellik, iyilik, iyi bir düşünce içerisinde kalbimizi bu şekilde yetiştirebilmeyi, bu şekilde seni huzuruna alabilmeyi bize de sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Şimdi Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim, Nisa suresi 147. ayette de sohbetimizin başında okuduk. Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını veren hakkıyla bilendir. Bize verdiği nimetlerin şükrünü istiyor Cenab-ı Hak. İbrahim suresi 7. ayetinde de öyle. Neyin şekertün, siz şükrederseniz leyzi denlekum, elbette şükrettiğiniz nimetin devamını sağlarım, artırırım. Ve neyin kefertün, nankörlük de ederseniz inna da birleşir. Şüphesiz ki azabın pek çetindir buyuruyor. Oradaki azaptan kasıt değerli kardeşlerim, mahrumiyetmiş. Mesela bir şeye değer vermezsek, nankörlük edersek çekip elimizden alacak. Cenab-ı Hakk'ı zikreden kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Verdiği nimetlere karşı şükredebilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eylesin. Amin. Yine değerli kardeşlerim, sevgili Peygamber Efendimiz'in ifadesi ile iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor. لَا تَدْخُلُونَ cennet حَتَّى تُقْلُونَ Kur'an-ı Kerim'in baştan sonuna kadar okuduğumuzda cennete girmenin ilk şartı iman etmek. İman etmeyenler cennete giremez. Allah'ın varlığına, meleklerin, kitapların efendim, varlığına, kitapların gönderilmesine, peygamberlerin iman esaslarına iman edeceğiz. Ki şükürler olsun biz de dünyaya imanla geldik. Sevgili Peygamber Efendimiz'in duasıyla Ya Rabbi bel kulub sebit kalbi ala dini. Ey kalpleri hazen hale çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Biz de dua ediyoruz Allah'ım, kalplerimizi senin dinin üzere sabit eyle Allah'ım. Amin. Sonra hadisin devamında La tedhulûl ve cennet hattâ tu'minû ve la tu'minû hattâ tahâtû. Gerçek manada iman etmek için diyor, kâmil manada iman etmek için ve birbirinizi seveceksiniz diyor. Birbirinizi seveceksiniz. Çünkü biz bu dünyaya sevmek ve sevmek için geldik. Cenab-ı Hak ashab-ı kiram gibi birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan kullardan olabilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Biz değerli kardeşler tek başımıza yaşayabiliriz. Biz komşu komşu olarak, yani komşuluk ilişkileri olarak yaşamak zorundayız. Dünyayı gözümüzü bir açtık, dediler ki komşumuzun çocuğu olmuş, evladı olmuş. Bizim için sevgiler, biz de seviniyoruz ve bir gün olacak küllü, efendime söyleyeyim, her ölüm, her nefis ölümü tadacaktır ayeti kerimesi gereği biz de öleceğiz. Ve o zaman da son görevlerini yapmak üzere kim geliyor? Komşular geliyor. Onun için sevgili Peygamber Efendimiz'in yanına Cebrail aleyhisselam iki şekilde getirilmiş. Bir, Kur'an ayetlerini getirilmiş, vahiy getiriliyor. İkincisi de vahiy dışı bilgiler getiriyor. Ona biz ne diyoruz? Hadis-i şerif diyoruz. Peygamberimiz sözleri. Ne diyor? Cebrail diyor, yanına öyle bir geldi gittik diyor. Komşuluk ilişkileri ile ilgili. Az kalsın diyor, birbirine mirasçı kılacağını Cenab-ı Hakk'ın. Yani çok önemli değerli kardeşlerim. Bir de tabii dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi diyoruz. Cennette sevgili Peygamber Efendimiz ile komşu olabilmeyi bize nasip eyle diyoruz. Amin. Diyoruz. Şimdi bir demek var, bir de yapmak var. Şimdi dua ki bir elmanın bir yarısı, bütün bir elmanın bir yarısı efendim kalbi dua. Dua edeceğiz, elimizi açacağız. Ama diğer yarısı da fiili dua. Biz elimizi niye böyle açıyoruz? Bir de böyle elimizi açmadan dua ederiz. Çünkü innehu alimun bi zati sudur. O efendim söyleyeyim kalplerimizde olabilir. Sonra gizlediklerimizi, açığa vurduklarımızı her şeyi bilendir. Ne diyoruz biz biliyor musunuz? Ya Rabbi diyoruz bu ellerimizle bir şeyler yaptık. Dört dörtlük olamadık. Dört üçlük, dört ikilik, dört birlik. Ya bir şey yaptım. Sınava çalıştım ben. Efendim söyleyeyim ben şunu yaptım. Ben fitre verdim, zekat verdim, sadaka verdim.
yani yardımda bulundum, infakta bulundum diyerek bu elimizle isteme yüzümüz oluyor. Cenab-ı Hak efendim ellerimizle iyi bir şeyler, güzellikler yapabilmeyi ve bu şekilde de efendim güzellikler dilemeyi efendim bize ve sevdiklerimize Allah'a nasip eylesin. Amin. Bizler dua ediyoruz. Dualarımızı Cenab-ı Hak dergâh-ı zevkinde kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Amin. Şeye bağlayacağım, diğer kardeşlerim, komşuluk ilişkilere bağlayacağım. Bakın bir slogan var. Nedir slogan? Cennette sevgili Peygamber Efendimiz ile kim komşu olmayı istiyorsa, kim istemez ki, bir şartı var. Dünyada iyi güzel komşu olur. Dünyada iyi güzel komşu olan, komşuluk yapan kimse inanın ki 2-2-4 kimse hikâh edemez. Cennette de sevgili Peygamber Efendimiz'e komşu olacak. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz'e komşu olabilmek istiyoruz. Dünyada güzel komşu olabilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Değerli kardeşlerim, bir yöre varmış, bir ilçe varmış, bir köy varmış, önemli değil. Buraya ne yazık ki yağmur yağmıyormuş ki elhamdülillah şimdi yağmurumuz yağıyor. Efendim, araştırıyorlarmış, soruşturuyorlarmış, bir türlü iş içinden çıkamıyorlarmış. Dua ediyorlarmış. Bunu ben bazıları anlatmıştım, hatırlarsanız Taş Camii'nde. Bu arada müftülükte çalışıyoruz. Din hizmetli uzmanı Fatih Hoca, inşallah müsait olarak müftülüğümüze çay içmeye bekleriz. Sonra bir bilgiye gitmişler, demişler ki hocam sen bilgilisin, kötülüsün, bize niye yağmur yağdığını öğreniver. Tamam demiş, kapı kapı gezmiş, var mı bir sıkıntınız diye sormuş, soruşturmuş, bir eve varmışlar. Varmışlar, bu evde iki tane yetim. Yetim dua ediyormuş. Yetim dua eder de kabul edilmez mi? Yetim dua ediyormuş, ya Rabbi diyormuş o iki yetim. Yağmuru verme, yağmuru yağdırma. Niye biliyor musunuz? O yetim iki çocuğun bir tanesi sormuşlar, niye böyle dua ediyorsun? Ya biz istiyoruz Allah'tan. Yağmur yağsın diye yağdırmıyor Allah. Siz yağmur yağdırmasın diye dua ediyorsun, yağdırmıyor Allah. Demiş ki, çatımız delik, yani kemikler falan kırık. Biz de yetimiz, kimsemiz yok, bir tek efendim annemiz var. Onun için öteki evlat da demiş ki, kardeşi demiş ki, benim demiş ayakkabılarım efendim delik. Ayakkabılarım delik olduğu için yağmur yağsa çamur olur, su olur. Ben de okula gidemem işte, dışa çıkamam. Evet değerli kardeşlerim, o iki yetimin, o iki kardeşlerin, evlatların ihtiyaçlarını gidermişler, demişler ki Allah rızası için şimdiden sonra ya Rabbi yağmur ver diye ve o iki yetim inanır mısınız? Dua etmişler, yağmur istemişler ve o iki yetimin yüzü suyu örmetine Allah şerrin şerrin yağmur yağdırır. Sizler sakın ha mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Çünkü malına diye, malına bakıyor diye ibadetlerden geri kalmasın. Çünkü evlatlar, evladım var diye Allah'ı zikretmekten alıkoymasın onu. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyanı uğrayanların ta kendileridir dedikten sonra Cenab-ı Hak, bakın 10. ayet, siz de bakabilirsiniz. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim o anda beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip İyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğim şeylerden Allah yolunda harcayın. Desene hocam, geri dönüşüyor. Efendim, Mü'minun suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? Kella diyor. İşsini bildiği gibi değil. Can boğaza geldi mi, ölüm meleği can almaya geldi mi, o görevi yapar. İşte bu zenginmiş, bu büyüymüş, bunun makamı varmış demez. O demeden evvel, gelmeden evvel ölüm meleği sizler ne mutlu ki efendim yardımınız, infakınız yapıyorsunuz, yapmaya devam ediyorsunuz. Cenab-ı Hak yaptığınız ve yapacağınız yardımlarımızı dergâh-ı hazretinde kabullerin en güzeliyle kabul edilsin. Evet, değerli kardeşlerim. Şimdi bizler yine birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz.
yaşamamız gerekmekte. Niye? Çünkü içten ve dıştan kedinin fareyi gözetlediği gibi, affedersiniz, bizi gözetliyorlar. Ki zaten en yakınımızda şeytan var. En yakınımızda nefis var. Şeytan da bizi gözetliyor. Nasıl gözetliyor? Bir kul Allah'a yakın mı yoksa boş boş oturuyor. Eğer boş boş oturursa gelir, yanına gelir, aklına fikrine zikrine girer, kanın damarda bulaştığı gibi dolaşır, aklımıza kötü bir şeyler biz Allah'ı anarak her daim anacağız. Hayır, çünkü Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim bize 24 saat veriyor. Sayıyoruz sünnetleri, farzları, vacipleri, her bir hareketi, abdestleri saydığımızda bir saat. Bir saatini bizden istiyor, bir saatimizi istiyor. Ve dıştaki ve içteki düşmanlarımız da öyle. Bakıyorlar, birbirlerine kenetlenmiş mi, birliği, beraberlik içerisinde yaşıyorlar mı diye bakıyorlar. Biz Allah muhafaza, az bir buçuk şöyle ayrılsak ne olur? Aramıza gir, aynı şey gibi, hani deriz ya, saflarımızı sık tutalım, Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametle muamele etsin diye çarpıyoruz, dua ediyoruz ya. Aramıza girdiği an, Allah muhafaza değerli kardeşlerim, yoksa halimiz perişan olur. Elhamdülillah, elhamdülillah, ne mutlu ki bizlere birbirimizi seviyoruz Allah için. Niye? Allah yarattı diye, Allah'ın kulu diye, efendim söyleyeyim, Allah'ın bir kulu diye seviyoruz. Yaratılanı seviyoruz, yaratandan ötürü değerli kardeşlerim. Ne mutlu ki bizlere ve biz birbirimizle, işte dışımız, birbirimizle ilgileniyoruz. Bu da çok önemli. Birbirimizle ilgilenmemiz lazım. İlgileniyoruz. Ben 3,5 yıl önce yaklaşık, efendim, sevgiler imamlık yaparken, imamlık yaparım, siz iyi değil. Açıkça ne söylüyorum? Değerli arkadaşlar bazen diyorlar, hocam nereye okuyorlar, mevkler diye. Neyse o konuları geçelim. Görev yükselmesi alınan dil hizmetli uzmanlığını Cenab-ı Hak nasip eyledi. Nasip eyledi ama nereye yazacağız? Nereye yazacağız? Dediler ki, beni tanıyan, sizi tanıyan, sizi seven sayan Fatih Hocam, taş köprü varken, taş köprüde efendim yardımsever, cömert, birbirini seven, sayan, ya bir yerde göre yapması da zor. Mesela arkadaşlarım var, kafana da böyle yazmışlar, şimdi telefonlaşıyoruz biz, hiç de memnun değil. Bana soruyorlar, Taşköprü nasıl? Elhamdülillah. Niye? Sizin sayenizde. Siz iyi insanlarsınız. Yüzünüze piyaz göre falan değil. Arkanızdan da konuşuyorum. İyi insansınız. Allah'ın bu iyiliğinizi daim eylesin. Amin. Bu iyiliğinizi nazara falan getirmesin. Amin. Nazardan, kazadan, beladan, her türlü kembezlerden ne varsa olumsuz, onlardan sizleri muhafaza eylesin. Amin. Ben diyorum efendim, bir şey dediğim zaman taht çağırmıştım böyle değişik camiler. Hocam, hocam yetim projesi, hocam yardımcı olalım. Ben arkadaşlarla konuşuyorum diğer müftülüklerde, görevli arkadaşlarla. Hocam diyorlar ya, soğuk. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lemi Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Zat-ı uluhiyetine hamdü sena ediyor. Habibi edebine selat ve selam göndeririz sen vasıl eyle Allah'ım. Amin. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Geri gibi kulluk edemedik, edemiyoruz. Fakat senin af kapına geldik Allah'ım. Amin. Bizi ve sevdiklerimizi af kapından geri çevirme ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz Mevlid-i Şerif'i, kırar bulunan Kur'an-ı Kerim'i, arada getirdiğimiz salatu selamlar ilahilere kasideleri ve biraz önce ikram bulunan yemeği dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım hasıl olan sevabı sevgili Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım bizler Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle göremedik. Fakat onu en yakın bu gece rüyamızda görebilmek istiyoruz. Nasip eyle bize Allah'ım. Amin.
sevgili Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle göremedik Allah'ım. Fakat ya Rabbi dünyada iken ziyaret edebilmeyi Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek ümmetinden falan kişi olarak sana ziyarete girebildim diyebilmeyi bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Dünya gözüyle göremedik sevgili Peygamber Efendimiz'i. Fakat kıyamet günü onun nivel hamd sancağı altında toplanabilmeyi bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Amin. Amellerimizi makbul eyle. Amin. Sizin verdiğimiz ellerimizi boş geri çevirme Allah'ım. Amin. Allah'ım hasta kullarına şifaları ihsan eyle. Amin. Borçlu kullarına deva, borçlu kullarına borçlarını ödemelerinde kolaylıklar lütfeyle Allah'ım. Amin. Maddi ve manevi sıkıntı içinde olan kullarına sen kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım dua ederken bizi de unutma diyen kardeşlerimize duamıza katıyoruz. Onların da ne hacetleri varsa sen yardım eyle Allah'ım. Amin. Sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi, askerimizi, emniyet müşterimizi her türlü tehlikeye karşı sen muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ordumuzu karada, havada, denizde ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım bizlere ve sevdiklerimize öncelikle hayırlı uzun ömürler nasip eyle Allah'ım. Amin. Birlik bir beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, mutluluğumuzu, huzurumuzu, ağız tadımızı bozmak isteyenlere sen fırsat verme Allah'ım. Amin. Allah'ım minarelerden okunan beş vakit ezanımızı susturmak isteyenlere, göklerde dalgalanan şanlı ay yıldızlı bayrağımızı kıskanıp yere indirmek isteyenlere sen fırsat verme Allah'ım. Amin. Allah'ım bizler sana şükürler olsun. Bir günün öğle vakte daha eriştik. Rabbim bizlere ve sevdiklerimize daha nice öğle vakitlerine erebilmeyi nasip eyle. Amin. Daha nice ileriki yıllarda da böyle bir araya gelip Mevlid-i Şerif okuyup dualar edebilmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım göklerden rahmetini, yerden rızkını, sofralarımızdan bereketini eksik eyleme Allah'ım. Amin. Ailelerimizden mutluluğu, huzuru eksik eyleme Allah'ım. Amin. Nefsimizi, neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Nefsimizi, neslimizi ıslah eyle Allah'ım. Amin. Bizler ve sevdiklerimiz her türlü tehlikeye karşı sana sığınıyoruz. Her türlü tehlikeye karşı sen bizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım imtihan için geldik bu dünyaya. İmtihanımızı kolay eyle Allah'ım. Amin. Karşılaştığımız, karşılaşacağımız zorluklar neticesinde bizlere ve sevdiklerimize kolaylıklar lütfeyle Allah'ım. Amin. Allah'ım bir gün olacak. Ölüm sırası, ecel sırası bize geldiğinde son kelamımız ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayıp huzur-u ilahine varabilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım şu an isteme vakti, dua vakti. Rabbim ellerinin dergahı izzetine kaldırmış olan kardeşlerimiz senden ne istiyorlarsa dua edilirken şunlar da söylense şu şekilde de dua edilse diyerek içlerinden geçirdiklerini de gazetinde sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım aramızda ilim yolunda olan kardeşlerimiz var. İlkokulda, ortaokulda, lisede onlara da zihin açıklığı ver ya Rabbim. Amin. Kolaylıkları ihsan eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım içimizde bekir olan kardeşlerimiz de olabilir. Onlara da gönülleri gibi tertemiz eşler nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım ve bir gün olacak. Hesap vereceğiz ya Rabbi. Doğduğumuz zaman bizlere verilen amel defteri var.
o amel defterine öncelikle dünyada iken iyilikler, salihler, salih ameller, güzellikler yazdırabilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Bugün olacak amel defterimizi alacağız. İkra kitabet denilecek. Al kitabını oku denilecek. İşte o gün amel defterimizi önümüzden ve sağımızdan alabilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım işte o gün kıyamet günü. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla Allah'ım. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım okuduğumuz Mevlid-i Şerif'ten, kıraat olunan Kur'an-ı Kerim'den, Ya Rabbel Alemin, ölmüşlerimizin ruhlarına ayrı rehin gidiyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Amin. Biz de öldükten sonra arkamızdan Allah'ım, anamı, babamı, dedemi, nenemi, benden önce ahirete kimler irtihal ettilerse onları affet, onlara merhamet et diyecek nesiller yetiştirebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Komşuluklar edinebilmeyi, dostluklar edinebilmeyi bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Hesabımızı verdikten sonra Ya Rabbel Alemin sırat üzerinden geçerek önümüzde sevgili Peygamber Efendimiz bizler cennetine girebilmek istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Kemalini görebilmek istiyoruz. Bizlere ve sevdiklerimize lütfeyle Allah'ım. Amin. Cennette sevgili Peygamber Efendimiz ile beraber olabilmek istiyoruz. Komşu olabilmek istiyoruz. Hafz-ı Kevser'inden kana kana içebilmek istiyoruz. Bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım. Bizler korktuklarımızdan emin olmak istiyoruz. Bizleri korktuklarından emin eyle Allah'ım. Amin. Korktuklarımıza bizi ve sevdiklerimizi nail eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım dünyaya gözümüzü açtığımızda komşumuzla karşılaştık. Son görevlerini yapmak üzere komşularımız geliyorlar. Öncelikle iyi, güzel komşularımızı eksik eyleme Allah'ım. Amin. Bizlere de İyi, güzel komşu olabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Etrafına faydalı olabilmeyi, etrafına yararlı olabilmeyi, öldükten sonra biz arkamızdan, ya ne iyi insandı, ne iyi insandı, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin, merhamet eylesin, hakkımız helal olsun diyerek arkamızdan böyle güzel bir şekilde konuşulmasını istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, seni anıp zikredebilmeyi, verdiğin nimetlere karşı şükredebilmeyi istiyoruz. Bize ve sevdiklerimize nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bedenimizin şükrünü, malımızın şükrünü eda edebilmek istiyoruz. Bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Daha nice, ileriki yıllarda böyle bir araya gelebilmeyi, Mevlid-i Şerif okuyabilmeyi, efendim dua edebilmeyi bize ve sevdiklerimize sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me. Amin. Allah'ım senden nimetinin tamamını istiyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Ve devamel afiye. Sağlığımızın, sıhhatimizin, afiyetimizin daim olması istiyoruz. Amin. Lütfeyle. Amin. Husnel hatime. Ve sonumuzun güzel olmasını istiyoruz. Her birimizin sonunu üstün hatimelerden eyle Allah'ım. Amin. Bu programın, bu Mevlid-i Şerif'in verilen ikramın tertip edilmesinde kimler varsa Ya Rabbi onlardan da razı ol. Amin. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah'ım burada bulunan kardeşlerimizden razı ol. Amin. Sabırlı bir şekilde bize dinlediler. Allah'ım razı olduğun kulların içine girebilmek istiyoruz. Bize Allah rızası için El Fatiha. Allahümme sen. Amin. Ezan yanaştı arkadaşlar. Allah kabul etsin. Ağzınıza sağlık hocam hepinizin. Maşallah. Bayram hocamız yok mu bugün? Yok. Oradan şey çıkardı. O takım dedi. Ağzına sağlık. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz.
içeride okunacak. Allah da hamdolsun. اللهم صل على محمد وعلى آله.
Rabbim, her tarafa akıp giden ürünlerimizi sulayacak, bizleri sulayacak, hayvanlarımızı sulayacak, nebatatı sulayacak bol yağmurlar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, yağmurumuzu verdin. Biz yine de sana şükür için buraya geldik. Elimizi açtık, dua ediyoruz. Şükrümüzü, hamdimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ekinlerimize zarar vermeyecek, ürünlerimizi çürütmeyecek hayırlı bereketli yağmurlarına ihtiyacımız vardı. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ki verdin. Sana şükrediyoruz. Şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, günahlarımızdan dolayı bizlere zulmetme. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, bize vermiş olduğun güzel nimetleri bizden geri alma. Amin. Şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, göz aydınlığı olan evlatlarımızı vatana, millete, Kur'an'a, İslam'a hizmetkar, anne babasına itaatkar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Vakfe'de, Safa'da, Merve'de yapılan dualar cümlesine ilhak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dert verip derman aratma. Amin. Dava verip mahkeme kapılarında süründürme. Amin. Ya Rabbel Alemin, biz de ölüm haliyle hallendiğimiz zaman dilimizde o mübarek kelime-i tayyibe ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ve kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek ruh teslim edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Amin. 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 Daha bir hürmeti ve yasin. Ve selamün ve selametün alel mürselin. Hayırların fethi, şerlerin defirefi için. Yapılan şükür duasının ve bu ikramların, taatlerin kabulü için. Amin. Ve Allah rızası için. El Fatiha. Allah kabul etsin. Amin sağlık. Hocam. Ağzınıza sağlık. Gidelim hocam. Evet. Sağ olun hocam. Ben Fatih Davulcu. Erkan Davulcu. Evet. Amcam o oğlu. O ameliyat oldu hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Hocam. 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 Sağ olun hocam. Evet, artık yavaş yavaş gitme vakti geliyor. Hocam Allah kabul etsin. Hayırlı sağlık. Hocam, Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam. Bakmıyorlar ya. Hoş bulduk. Dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kurban kesiliyor arkadaşlar. Kesildi arkadaşlar. Allah kabul etsin. Şimdi onu keserler. Yavaş yavaş camide boşalmadı arkadaşlar. Bayağı bir dolu. Hocam öpün filinizden. Yavrum maşallah. Ah, hayırlı olsun maşallah. Seni görünce rahmetli Neşet dede mi gördüm zannediyorum. Ya öyle mi? Neşet hocayı biliyorsun. Bilmem bir adam mı öyle. Ah hocam bak. Sağ ol. Allah'ım size uzun ömürler versin. Ben torunluyum hocam. Aa, bir tane daha var. İyi, ben senden iyi biliyorum onu. Evet evet. Ha. Evet. Onun kardeşim mi sizden? Amcasının oğlu. Ameliyat oğlu Erkan da. Maşallah. Sağ ol hocam. Ya, eskilerden hocamız işte arkadaşlar. Sağ ol. Oldu hocam, görüşürüz. Ah hocam benim. Aynı dedem. Hadi
Erkan yok da bugün ben varım. Alamalı. Alamalılara hiç bakmıyor. Bakmaz mıyım ya? Her zaman baştan açıksınız. Alamalı. Yok. İçerideydik. Dışarı çıkmadık. Aynen içerideydik. Ben fotoğraf çekmiyorum da böyle video çekiyoruz. O yüzden. Yoksa alamalıları unutmayız biz ya. Sağ ol abi. Oldu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Berat. Bak bunlar hep Hasan deden arkadaşlar. Anladın mı? Oldu görüşürüz. Oldu. Gidiyoruz memnun. Hadi gideceğiz yavaş abd- yavaş. Abdestlikte. Hadi yavaş yavaş çıkacağız çocuklar. Hasan nerede? Hasan! Gidiyoruz yavrum gel bak gayri. Tamam ona kurban kestiler hadi. Niye kurban kestiler? Allah kabul etsin yağmur duasını. Görüşürüz abi. Allah kabul etsin. Sağ ol hocam. Sağ ol. Sağ ol muhtarım. Eyvallah sağ olun. Hadi baba var mı araba? Kimden gidelim hadi. Gel. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz artık. Efendim Berat. Hadi gidelim gayrı. Tamam gidiyoruz hadi. Hadi ya. Gidelim. Tamam. Tamam Hasan. Gidelim ya. Gidelim. İçerideydik geldik işte. Hadi. Allah kabul etsin. Görüşürüz abi. Eyvallah. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi güle güle abi. Benim. Hadi güle güle. Selam söyle. Allah'a emanet olun abi. Aleyküm selam baş üstüne. Aleyküm selam abi. Hadi Berat. Kaç çocuklar? Berat da gelecek. Kim? Berat. Berat nerede? Sen şey oğlunu musun bilader misin? Nesin sen? O benim çekenek. Amcamın oğlunu. Öyle mi? Aha. Emine nerede? Hadi benim adam. Burada. Dur nerede o? İkimizi çek gelme bak bak orada gelme. Yok yok bu fotoğraf değil video bu. Hemen hadi gidelim. Tamam. Dur yavaş. Trafik kazası olmasın. Sakin olun. Dur. Berat abi. Abi sen dur. Hadi Berat. Bizden gelmiyor mu? Geliyorum. Yavaş sakin olun. Trafik. Arabanın sandalyelerde oturuyor. Yavaş sakin olun bak. Sakin olun. Gidiyoruz. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Sen de iyisin. İyi vallahi. Gel gel. Berat. Emin babaya bağır hadi gidelim de. Hadi. Çağır kime? Çağır karşıda. Emin baba karşıda. Kimi çağır? Hasan arabanın yanına inmiş. Kimi çağır? Babaya bağırsana la oğlum. Emine mi? Geliyor Berat çağır hadi. Emine mi? Hadi. Kimi bizle mi gelecek? Aha. Kim? Hadi, hadi gidelim. Hey. Tamam hadi yine kon araba yanıyor. İyi vallahi. İyi, iyi yavaş yavaş düzeliyor. Aleykümselam aleykümselam. Hadi gidelim adam. Alamalla bizim canımız ya. Aynen aynen. Vallahi. Yakın komşularımız arkadaşlar yakın köylerimiz. Dur araba geçsin durun. 78 bu da. Şuradan yavaş yavaş inelim. Bayağı bir uzun video olacak bunu. Gel, gel. Belki yarın akşam atarız. Gel. Evet bir taraftan araçlar çıkıyor gayri. Sohbet eşliğinde arkadaşlar hocalarımızın da ağzına sağlık dualar için. Çünkü bu şükür yani her taraf kuruduydu böyle. Bak neyle yeşil. Bak burada da eski bir çandu. Samanlık mı ahır mı artık. Bak çok tarihi çandu. Bunu da göstereyim buraya gelmişken. Buralarda da insanla yaşadı. Bunları yapanla çoktan ahirete göç etmişti. Yani dünya senin de olsa bir gün olacak. Mutlaka ki ahirete hepimiz göçüp gideceğiz. Hocamızın dediği gibi Rabbim arkamızdan dua edecekler insanlar nasip eylesin. Her zaman güzel insanlarla karşılaştırsın. Başka bir şey değil. Say ya şunun koca koca çamlardan yapmışlar bunları bak. Uzun uzun. Dikkatimi çekti birden. Ben eskileri çok seviyorum arkadaşlar. Böyle
Halen daha bak kullanılıyor. Evet. Bayağı da kalın yaralı çamlar. Şuna bak. Evler, samanlıklar. Bu şekilde eski ustalar birbirlerine geçmeli yapmışlar. Dur. Bizim Berat arabayı çalıştırmış herhalde. Ulan Berat. Arabayı çalıştırmış herhalde Berat. Vallahi bu ya. Bu basının oğlu belli oluyor yani. Bu bası da küçük öyleydi. Aynen. El avuca gelmezdi. Hadi. Allah'a emanet olun. İstanbul'daki Almanlara da selam. Hadi görüşürüz. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Allah kabul etsin. İnşallah. Berat. Hadi binin. Arkadaşlar ben artık sizlere veda ediyorum. Bu arabaya binmekten ne anlıyorsunuz lan? O sürdü. Hadi yavrum binin hadi. İki Berat yan yana. Hadi baba binin. Berat. Ne ediyorsun Hasan? Problem çocuk. Yetme lan oğlum lan. Hadi biz Kızılcüren'e veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Başka bir video daha görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Seneye nasip olursa yine Hıdırellez'de geliriz. Hoşça kalın.